mesela, gördün mü annenin rüyanda? Annemi, gördün mü? Annemi gördüm tabii ki. Ben annemi gördüm. Mesela şöyle gördüm. Çok ilginçtir bu. Benim hayatımda önemli bir anekdottur aynı zamanda. Ve benim anne sevgimi de perçinleyen bir anekdottur. Ben mesela annem beni rüyamda yanına oturtturuyor böyle. Sobada böyle dalak pişiriyor. Bana dalak ikram, yani dalak verecek bana. Ben annemin yüzüne bakıyorum. Ama onun o kadar güzel bir yüz benim böyle gözüme beliriyor ki rüyamda. Yani böyle bembeyaz bir yüz, başı böyle örtülü böyle. Gözlerinde her zamanki gibi o güzel gözlüğü böyle. Annem böyle bana tebessüm ediyor. Bana tebessüm ederken o gamzeleri böyle dışarıya beliriyor. Kuzum diyor, al diyor, bunu ye diyor falan böyle. Başımı da okşuyor böyle. Böyle bir rüya görmüştüm mesela. Yani o yüzden benim anne sevgimi bu rüya perçinlemiştir mesela. Babayı görmüyor musun? Ya babamı çok görmek istiyorum da benim babam ömrünü hep dışarılarda geçirdi çalışmak gerektiği için. Babamı o kadar göremedim. Ama annem bana çok arkadaşlık etmiştir. Mesela şimdi ben burada anneye yine farklı bir parantez açmak istiyorum. Gerçi bütün parantezleri anneye açtık. Babaya bir şey kalmadı da. Ben de anneyle ilgili bir şey anlatacağım. Tamam. Şimdi Bilal sözünü bitirsin. Estağfurullah. Şöyle mesela. Bizim evde ya benim annem birazcık mesela kurallara bağlı yaşar. Yani kuralları vardır. Kuralları vardır. Disiplin ağırlıklı bir yaşantısı vardır mesela. Bizim evde akşam ezanı okunmasıyla birlikte bütün aile toplanmak durumundadır. Ama mesela ben bazen dışarıda, ya beni o kadar çok seven oluyor ki şöyle düşün. Ramazan'da artık iftar ajandası tutuyorum. Pazartesi Ahmet abi gilde, Salı Ayşe abla gilde. Ne kadar şanslısın Bilal. Çok şanslıyım. Kesinlikle öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Ve mesela annem asla böyle beni sıkmaz. Beni böyle hani, ya zaten benim oğlum doğuştan görmüyor. Bir de ben oğluma engel olmayayım diye düşüneceğinden olsa gerek. Beni hiç sıkmaz. Hep ben bağımsızımdır. Mesela baston kullanmayı, bir görme engellinin en büyük hareket aracıdır baston. Ben bastonumla dışarıya çıkmayı annem bana elime bastonu verip de öğretmedi belki ama beni perçinleyerek, beni teşvik ederek annem daha bir mesela benim özgürleşmemi sağladı. Ben şu anda mesela bu dünyada kendimi gayet bağımsız hareket noktasında özgür hissediyorum. Dolayısıyla bunu da annene borçlusun. Tabii ki anneme büyük ölçüde, müzik konusunda da mesela yine aynı şekilde anneme borçluyum. Yani ben babama o yüzden çok göremedim. Tabii ki babama Allah'tan sağlıklı ömür diliyorum.